Şimdi ben devam ediyorum. Kadınlar için altın değerinde sorularla. Hocam, kadınlarda el titremesini konuşalım. Kadınlarda el titremesi ne zaman dikkate alınmalı? Tehlikeli midir? Aslında kadın ve erkek çok fark etmiyor. El titremesi her zaman tehlikeli değil ama aklımız hep Parkinson gibi önemli bir beyin hastalığı. Sonra da beynimde bir şey mi var gibi haklı bir tereddütü getiriyor. Tamam. Bu tereddütü taşımamanın yolu da bir nöroloji uzmanı ile görüşmekten geçiyor. Eğer karışıklık olursa, yani bu Parkinson mu, Parkinson'a benzeyen bir şey mi, başka ara sendrom mu filan, biz izleyenlerin aklında olsun. Özellikle bu alanla uğraşan, Parkinson ve el titremeleriyle uğraşan, titreme meselesiyle, baş titremesi de buna dair uğraşan nörologlar var. Orada da nöroloji kendi içinde bölümlendi, dahili nasıl endokrin, mide, karaciğer, böbrek ayrıldı. Orada da bir ayrışma var. Bellek nörologları, uyku nörologları filan gibi. Oraya müracaat edebilirler. Kadınlar için özel bir tehdit olduğunu düşünmüyorum. Herkes için dikkat alması gereken bir belirti. Yine de özellikle gençlerde görülen el titremeleri masum titremelerdir. Genellikle. Ve genelde genetik kökenlidir. %90'a yakın. Ama gerginlik ve yoğun stres altındaysanız, yorgunsanız, uykusuzsanız aynı zamanda ve aşırı kafein tükettiyseniz yine elleriniz titreyebilir. Bazı ilaçlar beyin tümörleri, beyin damar hastalıkları, omurilik bozukluklarında da el titremeleri görülebilir sevgili izleyenlerimiz. Peki kemik erimesini şimdi o zaman geçiş yapalım hocam. Kemik erimesine ceviz mi yoksa badem mi daha iyi gelir? Badem daha iyi gelir. Daha çok kalsiyumu var. Onun için zaten yemesi daha zor. Badem daha sert. Evet. Ve kalsiyum kaynağı olarak bakliyatlar ve badem ön planda. Bademi kuru yemişlerin içinde fındık izler. Benim kanaatim. Kalsiyum açısından mı kalsiyum söylediniz? Kalsiyum açısından. Yani niçin aldığınız önemli. E vitamin için alıyorsanız aradığınız şey, E vitamini ise gidip fındık yiyin. Eğer E vitaminin özel bir tipi var. Gamma tokoferol. Onu muradınız onu kazanmaksa gidin Antep fıstığı yiyin. Çünkü mesela o akciğer kanserinde muazzam bir başarısı var. Cinsel açıdan da cinselliği hormonları destekleyen bir başarısı var. Eğer muradınız omega 3 alfa linoleik asit, hani ala dedik ya, kazanmaksa evet, ceviz yiyin. Tüketebiliriz. Yani, hepsinden de belki biraz karışık böyle yeseniz, az arada karışık yemek zaman daha iyi. Kalsiyum erimesinin tek çözümü peki, pardon, kemik erimesinin peki tek çözümü kalsiyum takviyesi midir? Hayır değil. Biz hiç yıllarca böyle öğrendik, böyle zannettik. Bu hatayı yaptık ve de çok yüksek dozda kalsiyumu insanlara mahkum ettik. Yanlış. Hı. Yani günde 1200 miligram kalsiyum çok özel koşullarda gerekli. Bir de yuttuğumuz kalsiyumların çoğu maalesef hap çöp yutturduk vatandaşa. Kalsiyum karbonat verdik. Türkiye'de piyasada o suda eriyen falan filan kalsiyumların çoğu kalsiyum karbonat çöp, at çöpe. Hiçbir işe yaramaz. Kalsiyum yutacaksan faydalı kalsiyum ya kalsiyum sitrat ya kalsiyum glisinat ya da kalsiyum glukonat yutacaksınız. Bunları yutmadığınız zaman bir kere faydası düşüyor. Paranız boşa gidiyor. Bir de kalsiyumun alınıp kemiğe yerleşmesi için iki tane arkadaşa ihtiyacınız var. Kimler? D vitamini ve K2 vitamini. D vitamini emilimini, K2 vitamini de kemiğe çakılmasını sağlıyor bunun. Ayrıca K2 vitamini orada burada birikmiş damarda, böbrekte kalsiyumu birikerek böbrek taşı damar plağı yapmasını engellediği için de önemli. Dolayısıyla ben kemik sağlığını sadece kalsiyuma emanet etmenin hatalı olduğunu, D3 ve K2 olmadan, bu iki vitamin D3 ve K2 bu işin başaramayacağını biz izleyenlere hatırlatmak isterim. Ama bir vitamin daha var. Bir mineral pardon. O da çok önemli. Nedir? Magnezyum. Magnezyum da kemik sağlığı açısından kalsiyum kadar değerli, önemli ve güçlü bir mineral. Ve son bir oyuncu daha var. Kemiğimizin %70'i mineral, %30'u organik madde. Bu organik maddenin %30'u da kolajen. O zaman kolajen eksikliği de kemikleri eritiyor. Ben eğer bir kişiye kemik erimesiyle ilgili tedavi planı yapıyorsam, o kişiye ilaç firmasının önüme koyduğu osteoporoz iğnelerini hiç yapmam. Çok özel durumlar dışında o kadar gerekli ve ciddi bir kemik erimesi problemi varsa, bu konuda deneyimli hocalar var, osteoporoz konusunda endokrinologlar, onlardan birine yollarım. Ama işin başında ben önce K vitaminini, K2, D3'ü, kolajeni, magnezyumu, kalsiyumu almasını ve bunları önemli ölçüde de beslenmeyle kazanmasını isterim. Evet. Desteklediği yoğurt ya kardeşim, peynir ya kardeşim derim. Çünkü yıllanmış peynirde K2 de var. Hazır. Peynir kendi fermentasyonuyla K2 üretebiliyor.
yıllanmış, beklemiş peynirse. Dolayısıyla kalsiyum oradan kazan, magnezyumu git bakliyattan kazan, evet, yeşilliklerden kazan. Ekranlara da geldi. D vitaminini güneşlenerek kazan. Mesela. Kolajeni et kemiğinden ayırma, et suyu et vesaire güzel güzel ye. Kazan. Kelle paçayı. Çünkü ya zaten şey hocam bu kadar vitamin eğer almamız gerekiyorsa alamayız da yani hepsini aynı maliyeti takviye var bir olarak. De, hem maliyeti var hem de çöplük oluyor diyorsunuz. Verimliliği de sorun yani tartışmalı. Evet doğru. Ama besinlerle aldığımız zaman onların emilimiyle alakalı bir şüpheye girmemize gerek yok. Tablet kutu kutu yutan Amerikalı kadınlara oranla yılda neredeyse 100 kilonun 100 litrenin üzerinde süt tüketen Amerikalı kadınlara oranla bitişiğindeki fakir fukara hap çöp bulamayan doğru beslenen Meksikalı kadınlarda çok daha az kemik erimesi var. Hintli kadınlarda çok daha az var. Evet. Takviye demek birazcık ki kolayımıza geliyor, işimize geliyor. Beslenmek gerçekten bütün vitaminleri alabileceğimiz şekilde çeşitli renkli beslenmek ise özen istiyor. Evet. Yani böyle bir bilinçli bir takviye pazarı oluşturmak hedefini güden bir yanlışa doğru gidildiğini görüyorum. Buradan onun için ben o çöp diye tekrar biraz işi basitleştirerek anlatmak istiyorum. Çünkü bir grup bir hekim var. Neyin var kardeşim? İyotla çözerim. Neyin var? Alfa lipoygastere. Neyin var? Probiyotikle. Neyin var? Berberinle. Neyin var? Niyasinle. Neyin var? Koenzimle. Yok öyle çözüm. Yani modern tıp olacak. Bunlardan da faydalanacaksınız. Bunlardan da mümkünse doğal yolla faydalanacaksınız. Peki. Kuralımız bu olsun. Bunun da altını dilerseniz hep birlikte çizmiş olalım bugün. Evet. Kadınlarda sürekli yaşanan kalp çarpıntıları neyin habercisidir hocam? Yaşa bağlı. Genç bir kadında kalp çarpıntısı bir duygusal hezeyandan kaynaklanabilir. Hezeyan derken hocam aşk mı demek istediniz? Evet. Ya da ayrılık. Olabilir. İkisi de olabilir. Yani birleşmek de ayrılmak da insanı duygusal bir takım gelgitlerle baş başa bırakırsa kalbini çarpar. Yani duygusal değişimlerden cildimiz, saçımız ve sindirim sistemimiz, midemiz ve bağırsaklarımız çok çabuk etkilenir. Bağırsaklarınız kasılır, mideniz asit yapar, kalbiniz çarpar, yüzünüz kızarır ve o dalgalanmayı yaşarsınız. Ama kadınlarda kalp çarpıntısı deyince tecrübeli bir hekimin aklına öncelikle tiroid var mı diye gelir. Guatr, çok çalışsın, az çalışsın veya normal çalışsın fark etmez ama çok çalışan da kesin vardır. Hipertiroidi dediğimiz toksik guatr da kesin vardır. Ama yine kadınlarda tansiyon değişiklikleri kalp çarpıntısına yol açabilir. Yine kadınlarda şeker inmeleri, çıkmaları, hipoglisemi atakları, tansiyon düşmesi atakları kadar sık çarpıntı nedeni olabilir. Başka birçok hastalığın, ateşli bir hastalığın işareti de kalp hızlanmasına yol açabilir. Kalbin kendi ritim bozuklukları da kalp hızlanmasına yol açabilir. Mesela bir tekrarlayan aralıklı atrial taşikardi atakları çoğu zaman bir sebep bulamazsınız ama sizi ciddi ölçüde rahatsız edebilir. Bir de paniğe bağlı kalp çarpıntılar var. Bazı insanlar var. Bırakın hastaneye girmeyi önünden geçerken. Hatta doktor uzaktan görsün. Lokantada yemek yerken bile kalp çarpıntısı başlar. Panik bozukluktur bu. Hastalık korkusu, takıntısı. Onlarda da kalp çarpıntısı çok sık görülür. Peki panik atak mı kalp krizi mi? Bir bilgi ekranımız var. Eğer göğsünüzdeki ağrı yaygın bir alanda değil de parmakla gösterilecek kadar dar. İşte buram ağrıyor hocam diyorsanız böyle bir ağrı olmaz. Böyle bir şey yok. Ucu kadar. Bu ne oluyor? Kalp ağrısıysa o ağrı avuç içi kadar bir alanda olması, göğüs iman kemiğine, omuza kolay yayılması lazım. Evet. Ama böyle parmak ucuyla gösterdiğiniz ağrı genellikle panik ağrısıdır. Peki. Psikolojik ağrıdır. İstirahat halinde geçiyorsa ağrıya fenalık hissi, kalbin neredeyse yerinden fırlayacağı duygusu veren çarpıntı nöbetleri, sıkıntı hali, soğuk terleme, el ayak kesilmesi, baş dönmesi gibi şikayetlerde eşlik ediyorsa sebep büyük bir ihtimalle de az önce hocamızın söylediği gibi de panik atak sorunu. Özellikle 40 yaşın altı ve kadınsanız. Erkeklerde daha seyrek görülüyor panik ataklar. 40 civarı kadınlar daha sık bu rahatsızlığa paçayı kaptırabiliyor. Panik bozukluk önemli bir konu. Paniklemek veya panik bozukluğu panik hastalığı haline dönüştürüp tedavisi noktasına gelmek önemli bir problem. Evet. Ve psikiyatrilerle bu işi çözmek sıkıntılı lazım. Gerçekten yani ben bu nedenle tabirimi hoş görüyorum. Başka konularda da oluyor. Bu nedenle bir kardiyologdan bir kardiyoloğa gezmedik kardiyolog bırakmayan ama sonuçta gittiği psikiyatristin verdiği bir paroksetin içeren panik bozukluk ilacıyla meseleyi kökünden çözen onlarca hasta tanıdım 40 yıllık hekimlik hayatımda. Doğru. Burada doğru doğru anlatabilmek derdini ve doğru
çareyi aramak. Hekim seçimi çok önemli. Hekim araştırırken etrafa sormak. Bu tecrübeyi yaşayanlardan ne diyor Nasrettin Hoca ağaçtan düşünce? Ne yapalım hocam diyorlar. Bana ağaçtan düşen birini bulun diyor. Siz de bunu yaşayan birini bulursanız siz daha kolay çözersiniz. Evet, haklısınız hocam. Peki, diğer bir soruyla hemen hızlıca devam etmek istiyorum. Yine kolajen takviyeleriyle ilgili bir sorumuz var. Kolajen takviyeleri aynı zamanda evet hep yapı taşı diyoruz ama saç dökülmesini önler mi? Önler kısmen, güçlendirir saçı. Çünkü saç cildin uzantısı. Saçın yapısında, üretiminde kolajenin de işe yaradığını biliyoruz. O nedenle özellikle tip 1 ve 3 karışımı kolajenlerin sadece cilde değil tırnağa ve saça da iyi geldiğini biliyoruz. Evet. Şimdi o zaman birazcık saçla ilgili daha fazla konuşalım istiyoruz. Bütün zaten şu anda hanımlar eminim ekranların başında daha dikkatli dinlemeye başlamışlardır diye düşünüyorum. Saçlarımız nasıl güçlenir sorusunun cevabını aslında ikiye mi ayırsam diye düşünüyorum hocam. Yani kadınlarda özellikle menopoz dönemi öncesinde ve menopoz sonrasında. Evet. Öncesi olduğunu düşünürsek demir saça güç verir. Deniz tarağı, istiridye, yumurta, kırmızı et ve mercimek demirden zengin gıdalar olarak biliyoruz. Evet. Biyotin saçın temeli olduğunu biliyoruz. Saç vitamini. Vitamini olarak biliyoruz. Tam tahıllar, badem, et, balık, deniz mahsulleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve B vitamini kaynakları. Ve saç deyince hemen çinkoyu da unutmamamız kesinlikle gerekiyor. Çinko da saçın ömrünü uzatan destekler arasında. Hocam dilerseniz siz devam edin çünkü burada folik asit de devreye giriyor. Ardından yani saç E kökünde saç üretimi için o fazlar var. Hı hı. O ana fazlar çok önemli folik asit. Çinko cildin %70'i çinkonun cilde toplanıyor. Çok önemli. Ama kolajeni, çinkoyu, demiri, magnezyumu, D vitaminini yeterince biyotini kazanmadan saç sağlığını sağlamayı düşünmeyin. Hatta buna omega 3'ü bile dahil eden uzmanlar var. Var. Fakat tabii saç dökülmesi deyince de bunların eksikliği anlaşılmamalı. Stres saç döker, mantar hastalıkları saç döker, cilt hastalıkları, sedef vesaire saç döker. Saç sağlığı söz konusu olduğunda gidip biyotuma baktırdım, iyot almaya başladım, saçım iyi gelecek diye beklemeyin. Gideceğiniz yer bir dermatologdur önce. Evet. Sizin demir eksikliğiniz varsa zaten gittiğiniz aileci veya aile hekimi size demir eksikliğinin de saç dökülmesine yol açabildiğini, bu nedenle demirini yerine koyana kadar beklemeniz gerektiğini söyler. Ama saç dökülmenizin nedeni menopozsa işler biraz zor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.